Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size şöyle ben de biraz gözükeyim. Hunter karavanın böyle inceleme gibi de demeyelim. Hani çok detaylı teknik özellikli falan filan o tarz bir şeylere girmeyeceğim. Yaklaşık şu an 5 gündür bunu arazide kullanıyoruz. Ağır arazide kullanıyoruz. Böyle gözlemlerimi, düşüncelerimi, şeylerimi aktarmak istedim. Onun için böyle basit inceleme videosu gibi sizlere ön gösterim olsun. Bir defa abi karavan yaklaşık 1200 kilo falan ağırlığa sahip yanlış bilmiyorsam. Hani çekme bir karavan için çok ağır. Ama arazide şaşırtıcı bir performans sergiliyor. Gerçekten güzel geliyor. Ama tabii çeken aracınız önemli. Biz 3.0 V6 Amarok'la çekiyoruz. Amarok'un gücü bu konuda tartışılmaz. Karavan işte Alco marka. İşte alt sistemi çeki tertibatı Alco marka. Zaten tüm çeki karavanlar öyle. Ön tarafında şöyle 3 tane kapağı var. 3 kapak da yani aynı yere açılıyor. Burada işte bu tentenin açma demirleri falan filan konulmuş. Tüpümüz var. Webasto'nun Webasto burada. Mazotu burada. Bu ön taraf bu alan için ayrılmış. Şöyle buradan devam edelim. Şurada yine bir kapalı kutumuz var. Alanımız burası içeride ki yatağın altına denk geliyor. Karşıda da aynı kapak var. Aynı bölmeye açılıyor. Bölünmemiş aradan. Buraya dağıtıl malzemeler konulmuş. Şurada hoşuma giden bir tasarım var. Bunu Crawler'da daha farklı şekilde görmüştüm. Bu daha çok hoşuma gitti. Burada bir şöyle duşakabin var. Şunları açıyorsunuz. İşte aşağı iniyor. Dış ortamda duş almak için bir perde, kabin yapmış oluyorsunuz. Bunu duş almak için de kullanabilirsiniz. Kamp yaparken dışarıda giyinmek istiyorsanız bunu giyinme kabini gibi de kullanabilirsiniz. Veya bir tuvalet içeride kokmasın etmesin diyorsanız ortam müsaitse at burada dışarıya bu kabinin içerisine. Burada tuvalet ihtiyacınızı da giderebilirsiniz. Güzel düşünülmüş ancak eksik düşünülmüş. Nasıl? Şimdi şöyle şuraya bir burada kullanılmak üzere duş girişi yapmışlar. Şöyle jacklı normal bizim pneumatik jackların olduğu bir jack girişi yapmışlar. Buna abi işte musluğu takıyorsun. Musluğu biz şurada kullanıyoruz. Şundan duş alacaksın burada. Ama adam yani bu perdeye bu musluğun gireceği bir boşluk bırakmamış. Yani şu üstten biz bunu söktük oradan şart. Yani duş alacaksan bu hortumu nereden sokacaksın abi? Onun girişini bırakmamış. Düşünmemiş. Bu bir dezavantaj. Yani eksik gördüğüm noktalardan birisi. Basit ama düşünülmemiş. İkincisi ise şuraya veya buraya. Abi hani içeri girdik duş alacağız. Biz sabunumuzu, suyumuzu, duş jelimizi, işte ne bileyim bir bıçağımızı, bir şeyimizi koyacağımız bir. Yani bir şöyle bir buraya bir askı aparatı olur. Şöyle bir askı aparatı, şuraya bir askı aparatı olabilir. Şu çadırın içerisine bir bez dikilebilir. Sabunumuzu şeyimizi şey cep ya şöyle küçük cepler olsa şunun içinde böyle şampuanlara falan konulması için şık olurmuş. Bunlar iyileştirilebilir eleştiriler. Öndeki gibi artık bunu alıştık artık her karavan tüm karavanlarda var. Arkada yine böyle bir kutumuz var. Burada işte güneş enerjisinin aküsü var. Aynısını karşı tarafta da yine aynı şekilde var. Karavanın camları Berhimi marka güzel kaliteli. UV rezistanslı, içeride sineklikli, perdeli. Buradan açılmıyor mu? Açılır da zor herhalde. Perdelikli karavanlar. Şey camlar. Bu tarafta da yine aynıları var. Öbür taraftaki kutunun aynısı. Burada yine akümüz var. Şurada su deposu var. Su deposuna izolasyon yapmışlar. O hoşuma gitti. Güzel izolasyonlu olması. Şu detayı da bahsedeceğim. Şu kapı kilitleri bakın. Kapanıyor.
Kapandıktan sonra içeri çekiyor. Görüyor musunuz? Bak. Crawler'da bunlar böyle değil. Yeni versiyonda belki değiştirmişlerdir. Bakın çek, bunu kapatırken bu içeri çekiyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? İçeri çekti ve bu bu bölmelere su ve toz girmesini yüksek oranda izolasyonu sağlayarak engelliyor. Crawler'da bu sorun vardı. Anladım. Şurada bir dışa böyle demonte bir masa var. Şurada kanalı var. Buraya geçirip şuradan şey yapabiliyorsunuz. Yani güzel. Ama şu anlamda kullanışlı değil. İçeride saklaması, taşıması bence problemli. Şurada bir kapı altı elektrikli basamak vardı. Şu an bozuk, çalışmıyor. Niye çalışmadığını bilmiyoruz. Taşa vurduk onu. Taşa vurmuşuz. Taşa vurmuşuz altını. Onun için şu an bu sıkıştı basamağımız, çalışmıyor. Kapımız şöyle. Kapının içine böyle güzel kullanışlı cepler yapmışlar. Elimize ne gelse zaten bu kapının içine koyuyoruz şu an. Kafa fenerinden işte tabancaya kadar her şeyi buraya koymuşuz. Şu üstlerde böyle bir gözümüz var. İçeriye girişte şuraya kumanda panelini koymuşlar. İşte lambaların açılması, kapanması vesaire, tüm düğmeler burada. Yine bunun arkasında güneş enerjisinin şarj cihazı ve bu da şeyin şebeke şarj cihazı var. Basit bir elektrik panosu koymuşlar. Şurada bu arada bakın, sigortaların isimlerini bile keçeli kalemden falan yazmışlar. Daha profesyonel bir detay beklerdim açıkçası. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi içeride ön tarafta şöyle iki tane ranzamız var. Tek kişilik yatak var. Yani yatak çok dar. Bir insanın sıkış tıkış yatacağı bir yatak. Atlı üstlü. Dar. Bu sefer tamam sanki. Ama yani işlevsel. Yatılır mı? Yatılıp uyanıyor. Yatıp uyuyoruz. Sorun değil ama çok dar. Ha, daha iyisi olabilir mi? Abi imkanlar dahilinde de olmaz. Bu alanda olacak olan da bu. Aha, aynamız var burada. Kendimizi de görüyoruz. Şöyle tavanımız şu yanlardan açılıyor. Bakın şu çok basit. Bir makaslı sistem var. Yapmışlar ve şu an iki elimi kullanmam lazım. İki elimle birden çekersem şu an kapanacak. Ne oluyor? Tavan yüksekliğiniz düşük oluyor. İşte park ettiğinizde kaldırıyorsunuz. Tavan içerisi ferah bir alan oluyor. Girince hemen karşımızda tuvalet ve banyo bölümümüz var. Açalım kapısını. İçeride bir adet Tedford'un portatif tuvaleti, ufak bir lavabo ve yine ufak bir cam. Olması gerektiği gibi, olması gerektiği kadar. Burayla ilgili çok bir yorumum yok. Hemen bu lavabonun yan tarafında bir ayna. Ha, bu ayna içeride olabilirmiş. Bunu büyük ihtimalle burayı, iç mekanı ferahlatmak için, ferahmış gibi gösterip derinlik katmak için koydular. Bunun altında bölmeler var. Şurada Tedford'un bir buzdolabı var. Tedford'un buzdolapları çok kaliteli. Biz de karavanımızda bundan kullanacağız. Altta iki tane göz var. Şu düğmeleri bozuldu şimdiden. Çekmeceler. Ama yayları stoperli. Bakın şöyle. Yani bunların zaten olması gerekiyor. Yani bunları söylememiz lazım ayrı mesele ama çoğu üretici bunları kullanmıyor. Çünkü ciddi maliyet farkı yaratıyor. Şurada mutfak tezgahı var. Şöyle bir genişletme şeyi koymuşlar önüne. Yani çok gerekli miydi bilmiyorum. Altta bir çekmece var. Bu çekmecenin rayları dağıldı şu an. Çalışmıyor. Çekmece ileriye yerine tutturduk. Rayının bilgileri dağıldı yolda gelirken. Çekmecenin içinde bir çekmece daha var. Niye ikisini? İki ayrı çekmece yapmışlar. Yani bir çekmecenin içinde iki çekmece. Hani bunu niye, anlamadım. Hani düğmeden kâr etmek için mi, kilitten kâr etmek için mi, nedir anlamadım. Şu an bu eleti duruyor yerinde. Arkada bir oturma grubumuz var. Bu oturma grubunda şu yatış masamız katlanıp yere basılıp burası yatak oluyor. Bu oturma grubunun güzelliği şu abi. Bu masa ayağı. Bu masa ayağı pahalı bir masa ayağı. Biz de karavanımızda bu ayaktan kullanacağız. Bakın özelliği şu. Bakın masayı kaydırabiliyorsunuz. Sağa, sola, aşağı, yukarı. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bunu aşağı indirip şu kenarlardaki minderleri koyduğunuzda da burası da
Yani çift kişilik bir yatak oluyor. Yine üst tarafta da gözlerimiz var. Bu arada benim kameram niye böyle ışığı saçma şekilde yansıtarak çekim yapıyor onu da anlamadım ama idare edin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Üst tarafta da işte yine Crawler'da gördüğümüz tanıdığımız bu fermuarlı, basit, uygun maliyetli, pratik, kullanımı kolay gözlerimiz var. Hani genel hatlarıyla karavan güzel ama işte ilk kullanımımız, ilk araziye çıkışımız. Bakın şu dolap şu an yerinden koptu. Arka perçini sıyrıldı. Burası dağıldı. Yine burada bir evyeli ocağımız var. İki göz ocağımızın olduğu, işte mutfak evyemizin olduğu bir yerimiz var. Karavan bu kadar zaten. Küçük bir karavan. İşlevsel, güzel, amacına uygun yapılmış. Bazı ufak tefek problemleri olan, işte girişte gene güneşliği ve sinekliği var. Onlar da zaman içinde giderilecektir. Güzel bir karavan. Ama bu ağırlıktaki bir karavanı arazide çekelemek ciddi sıkıntı oluşuyor. Mesela aslında bizim planladığımız kamp yeri burası değildi ama bu karavanı çıkaramadığımız için asıl kamp yerimize gidemedik. Ha iyi de oldu ayrı mesele. Burası çok güzel. Zevk aldık buradan. Dışarıda atladığımız bir de burada Tedford'un tentesi var. Özür diliyorum, Tedford'un değil Thule'nin tentesi var. Bu da çok güzel kaliteli bir tente. Genel hatlarıyla karavan bu şekilde. Ben açıkçası beğendim. Güzel bir karavan. Güzel yapılmış. Detayları falan, işçilikleri iyi, fena değil. Almayı düşünen arkadaşlar varsa bu şekilde bir çekme karavan. Ağırlığını göz önünde bulunduruyorsanız, o anlamda bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorsanız bence güzel bir karavan. Bu videomuz da böyle olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.